Beyciğim, biliyorsun bu pandemiden dolayı bir de ülkenin yurt dışı uçuşlarına kapalı olmasından dolayı yani her tesisin olduğu gibi biz de ne zaman açıp açmayacağımız belli değildi. Fakat bizim bölgemiz daha çok Rusya ve Ukrayna ağırlıklı misafirlerin geldiği bir bölge olmasından dolayı biz 10 Ağustos'ta Rusya'daki charter uçakların başlamasıyla birlikte biz 10 Ağustos itibariyle tesisimizi açtık. Tabii beklediğimiz geçen yılki ne rakamlara ne sayılara şu an için ulaşmış değiliz. Ama tabii en önemlisi şuna çok dikkat ederek biz açılışımızı yaptık. Pandemi dolayısıyla pandeminin gerektirdiği veya sertifikanın gerektirdiği, genelgelerin gerektirdiği koşulları en üst seviyede yerine getirerek hizmeti açtık ve sürekliliğimiz devam ettik. Açmamızla birlikte tabii istihdam da yarattık çalışan personelimize. Bu da çok önemli bir konu. 10 Ağustos'ta itibariyle geldiğimiz bugün 22 Eylül operasyonumuz devam ediyor. Şu ana kadar ki verdiğimiz hizmetten gelen misafirlerden biz memnunuz. Bunun en başta özelliklerinden bir tanesi de yeni bir sistemin olması, yeni bir sunum sisteminin olması. Tahmin ediyorum bu önümüzdeki yılda büfe sunum sistemi devam edecek. Bu sene bu bizim için bir nevi bir ön çalışma, antrenman gibi bir şey oldu. 2021'e hazırlık oldu. Bu şekilde devam ediyor. Yani misafirler böyle bir gelip de niye biz böyle almıyoruz falan diyor. Çünkü gelen misafirler de bu pandemi döneminde kendi evlerinde de bu sıkıntı yaşadıkları için daha çok ona bakmıyorlar. Yani herhangi bir memnuniyetsizlik, herhangi bir şekilde niye böyle olmuyor diye bir şey yok. Zaten insanlar aynı bizim dönemimizde olduğu gibi onlar da uzun süre evlerinde kapalı kalmalarından dolayı açıkçası buna da çok daha bakmıyorlar. Daha çok denizi, güneşi özleyerek gelmişler. İnsanlar sabah kahvaltı saat 10 demeden restoranda kimse kalmıyor. Herkes sahile, denize eğlenmesine gidiyor. Herhangi bir şekilde herkes memnun. Biz de memnunuz, misafir de memnun. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Valla 2021 ile ilgili ben eğer bu tabii koronavirüs çok ikinci dalga bahsedildikleri olmazsa, ülkeler kendi işlerinde kapılarını kapatmazsa, bunu bilemiyoruz, şu an için bilemiyoruz. Ama benim tahminim eğer böyle bir dönemde, böyle bir zamanda insanlar kalkıp tatili tercih edip geldiyse, 2021'de de herhangi bir şey olacağını düşünmüyorum. Ama tabii bu tamamen ülkelerdeki bahsedilen bu ikinci dalganın gelişmesiyle bağlantılı olan bir şey. Çünkü insanlar özellikle Rus ve Ukrayna'daki gelen insanlar tatil kültürü oluştu. Onlar tatil olmadan zaten yer. Hatta Antalya olmadan onlar tatili düşünemiyorlar. Kemer olmadan tatili düşünemiyorlar. O konudan dolayı biraz daha şanslı olduğunuzu düşünüyorum. Valla başkanımızı ben daha önce de tanıyorum. Ben daha önce 7-8 yıl Gönlük'te genel müdürlük yaptım. Başkanı oradan da tanıyorum. İlişkileriniz gayet iyi. İyi ki başkan bizim başkanımız. Çok güzel şeyler yapıyor. Biz de Ketop, ben aynı zamanda Ketop Başkan Yardımcısıyım. Oralarda daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Özellikle kemerin gelişmesi, kemerin tanıtılması ile ilgili böyle başkanımız olduğu için şanslı olduğumuzu düşünüyorum.